Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersimiz Türkçe, konumuz ünlemler. Çocuklar biliyorsunuz insanların birbirinden çok farklı duyguları var. Sevinç, korku, heyecan, acıma, şaşırma, öfke gibi duyguları coşkulu bir şekilde anlatan kelimelere ünlem diyoruz. Ünlemler de aynı sıfatlar gibi, adılar gibi, fiiller ya da fiilimsiler ya da zarflar gibi, edatlar ya da bağlaçlar gibi bir sözcük türüdür. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Aa, neden böyle yapıyorsun ama cümlesinde kırmızı yazılmış olan ah sözcüğü cümleye şaşırma anlamı kazandıran bir ünlemdir. Eyvah, babam geliyor cümlesinde ise eyvah ünlemi cümleye korku anlamı kazandırmıştır. Ay canım yandı cümlesinde ay sözcüğü ünlemdir ve acı duyma hissini ifade etmektedir. Yaşasın sınavda birinci olmuşum cümlesinde yaşasın sözcüğü bir ünlemdir ve cümleye sevinç duygusunu kazandırmıştır. Bunlar dışında cümleye seslenme anlamı kazandıran ey, hey, bre gibi seslenme sözcükleri vardır ki bunlar da ünlem olarak kabul edilir. Ey Türk gençliği cümlesinde olduğu gibi ey sözcüğü cümleye seslenme anlamı kazandıran bir ünlemdir. Vah vah çocuğa yazık olmuş. Bakın çocuklar bu cümlede vah vah İkileme şeklinde kullanılmış ama ünlem türünde bir sözcüktür. Cümleye acıma anlamı kazandırmıştır. Öf be susun artık cümlesinde ise öf be ünlemi cümleye kızgınlık anlamı kazandırmıştır. Artık çok oluyorsun cümlesinde kızgınlık duygusunu ifade eden ünlemini görüyoruz. Burada önemli bir notumuz var. Yansıma sözcükleri yani tabiat taklidi sesleri ifade eden sözcükleri de ünlem olarak kullanıyoruz. Yani pist pist git buradan cümlesinde pist pist yansıma sözcükleri ünlem görevindedir. Benzer şekilde hoşt köpek derken hoşt sözcüğü de ünlem diyebileceğimiz bir sözcüktür. Aman ha oraya gideyim deme. Bakın bu cümlede aman ha dikkat ederseniz cümleye uyarı anlamı kazandırmıştır ve ünlemdir. Of bıktım artık cümlesinde ise of ünlemi cümleye bıkkınlık anlamı vermiştir. Aferin başaracağını biliyordum cümlesinde takdir anlamındaki aferin ünlemini. Hey baksana sen cümlesinde cümleye seslenme anlamını veren hey ünlemini. Oh. Ne güzel cümlesinde ise cümleye beğenme anlamını veren oh ünlemini görebiliyoruz. Hoppala, bu böyle olur mu hiç cümlesinde hoppala ünlemi cümleye şaşırma anlamı katmıştır. Hey gidi günler hey, şimdi genç olacaktım ki cümlesinde ise hey gidi günler hey sözcük grubu şeklindeki bu ünlem cümleye özlem anlamı kazandırmıştır. Ünlemler tek sözcükten oluşabileceği gibi sözcük grubu olarak da karşımıza çıkabilir. Zaten örneklerde gördük. Bakın aferin, hey, o bunlar sözcük şeklinde. Aman ha, hey gidi günler hey ise sözcük grubu olarak kullanılan ünlemlerdir. Örneklerime devam ediyorum. Pöh, sevgililer gününde teflon tava aldı bana. Burada kırmızı renkle yazılmış ünlem cümleye beğenmeme anlamı kazandırmıştır. Öf be, beni rahat bırakır mısın? Cümlesinde ise öf be ünlemi cümleye usanma, bıkma anlamı kazandırmıştır. Of, dakikalar geçmek bilmiyor cümlesinde of ünlemi can sıkıntısı duygusunu ifade eden bir ünlemdir. Hey babam, bu güzelliği bir gören bir daha görmek istemez cümlesinde ise dikkat ederseniz cümlenin anlamına alay etme anlamı vardır. Vah vah. Düşmanın halini görüyor musun? Yine dikkat edin, kinayeli bir anlam var. Bu cümlede alay etme anlamı var. Ama aynı ünlemi şöyle kullansaydı, vah vah çocuğun halini görüyor musun deseydi, acıma anlamı kazandıracaktı bu ünlem. Yani şöyle düşünebiliriz. Aynı ünlem farklı cümlelere
farklı duygu anlamları kazandırıyor olabilir. Buna dikkat etmeliyiz. Aferin, yeni aldığım ayakkabıyı 3 günde halletmişsin cümlesinde dikkat edin. Aferin ünlemi cümleye kızgınlık anlamı kazandırmış. Ama şöyle olsaydı, aferin, bu dönemde notların çok iyi deseydi, takdir etme anlamında kullanılmış olacaktı. Şşt, herkes beni dinlesin cümlesinde ise şşt ünlemi cümleye seslenme anlamı kazandıran bir ünlemdir. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var çocuklar. Ünlemlerden yani ünlem dediğimiz sözcüklerden ya da ünlem içeren cümlelerden sonra ünlem işareti kullanmamız gerekir. Ünlem işaretini hemen ünlem dediğimiz sözcükten sonra kullanabileceğimiz gibi cümlenin sonunda da kullanabiliriz. Her iki kullanım şekli de doğrudur. Örneğimize bakalım. Ah ünlemdir bakın çocuklar. Acı duyma hissini belirtir. Bakın ah ünleminden sonra ünlem işareti kullanılmış. Cümleye büyük harfle devam edilmiş. Elim yandı cümlesi. Bakın elim kelimesinin ilk harfi büyük ve sonuna uygun noktanın işareti konmuş. Bu doğru bir yöntem. Ya da şöyle yapılabilir. Ünlem dediğimiz sözcükten sonra virgül konur. Cümleye küçük harfle devam edilir. Sonuna ünlem işareti konur. Ah, virgül, elim yandı, ünlem işareti kullanılmış. Yani her iki kullanım şekli de doğrudur çocuklar. Konuyla ilgili bir sorumuz var şimdi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ah ünlemi yerine keşke sözcüğü getirilebilir? Seçeneklerimiz bu şekilde. A. Ah bu çocuklar ne yapmışlar böyle? Dikkat edin. Bu cümlede şaşırma anlamı var. Ah o günleri bir daha yaşayabilsek cümlesinde dikkat edin. Geçmiş günlere özlem anlamı var. Ah ne yazık ki iş işten geçti cümlesinde üzülme anlamı var. Ah be çocuk daha önce neden gelmedin cümlesinde ise yine üzülme anlamı var. Ama hangisinin yerine keşke sözcüğünü getirebiliriz? Doğru cevap ne olacak? B seçeneği olacak çocuklar. Ah o günleri bir daha yaşayabilsek demek yerine keşke o günleri bir daha yaşayabilsek diyebiliriz. Demek ki bu sorunun cevabı B seçeneğidir. Çocuklar konumuz bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.